Bu üç metinden çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Her üç metinde de edebiyat eğitiminden bahsedilmektedir. Ve her üçünde de ortak olan edebiyat eğitimi ile ilgili verilmek istenen mesaj aynıdır. Çünkü hepsi edebiyat eğitimi nasıl olması gerektiğinden bahsetmiştir. Edebiyat derslerinde öğrencilere her yönüyle bireysel, ulusal, evrensel değer, zevk ve anlayışın edebi metinlerde nasıl inceleneceği ve değerlendirileceği hususunda beceriler kazandırılmalı, sanata özgü yaşantının özellikleri hissettirilmelidir. Ve diğer cümlede yine ne yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Yine aynı durum edebiyat eğitiminde de her zaman bu anlamın anlaşılması, bir başka deyişle bu anlamın yorumlanması önceliklidir denilerek yine edebiyat eğitiminde yapılması gereken bir durum dile getirilmiştir. Bu nedenle edebiyat ile ilgili eğitimlerde metnin esas alındığı ve edebiyatın gerçek amacı genç dimalara kavratılmalı. Tüm bu cümlelerde edebiyat eğitiminin nasıl kazandırılacağı, nasıl kavratılacağı dile getirilmiştir. Yani Edebiyat eğitiminde edebiyatın temel işlevleri ile ilgili ilkeler ve yöntemler kavratılmalıdır. Cevabımız B seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıda verilen bağlayıcı dil birimlerinden hangileri sırasıyla getirilirse metnin anlam ve anlatıcı akışı sağlanır? Evet, Birinci ve ikinci cümle arasında bir zıtlık söz konusudur. Dolayısıyla buraya getirilecek olan bağlaç ve olamaz, böylelikle olamaz. Fakat ancak ne var ki getirilebilir. Bu medeniyetler diğerleri ya da birbirleriyle bağlantısız, karşılıklı, etkileşimsiz görünüm arz etmekten uzaktırlar. Buraya kesinlik ifade eden bir bağlaç getirilmelidir. Kesinlikle getirilebilir, elbette getirilebilir. Ancak sonuçta getirilemez. Bu medeniyetlerin tümü birbirleriyle olan ortak noktaları çatışmaları yoluyla ortak nokta ve çatışma evet iki farklı durumdur. Dolayısıyla ya da bağlacı getirilmelidir. Her iki seçenekte de bu bağlaç dile getirilmiştir. Ancak buraya kaldı ki getirilemez. Çünkü burada verilen ifade yukarıdaki verilmiş olan cümlelerin sonucu niteliğindedir. Dolayısıyla böylece bağlacı getirilmelidir. Son kısımda ise anlatılan bir önceki cümlenin durumunun zıttına bir durumdan bahsedilmiştir. Bir sonuç cümlesi değildir. Bu sebeple özetle getirilemez. Buraya getirilecek olan bağlaç fakattır. Fakat büyük medeniyetin medeniyetlerin yarattıkları etkiler, onları sürdürecek yapılanmalar ve bu yapılanmaların üzerlerinde yükselecekleri toplumsal zeminler olmadan bu küçük medeniyetler azalmaya mahkumdurlar. Evet. Fakat denilerek yukarıda bahsedilen durumun gerçekleşmeyeceği diğer durumdan bahsedilmiştir. Dolayısıyla getirilecek olan bağlaçlarımız ancak elbette kaldı ki ya da fakattır cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın hem başına hem sonuna getirilebilecek bir cümledir? hem isimlerin baki kalabilmesi için hem de görüşlerin ve emirlerinin millet tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için söz sultanlarına ihtiyaçları vardır. Kimin söz sultanlarına ihtiyaçları vardır? Milleti idare eden liderlerin. Dolayısıyla liderlerin yanında edebiyattan anlayan kimseler bulunmalıdır şeklinde bir anlatım yapılmıştır. İyi bir edebiyat eğitimi almamış, dili güzel kullanamayan, etrafında edebi bir heyet bulundurmayan liderlerin kalıcı olması, insanları sevk ve idare etmesi, kendi fikirleri etrafında toplaması çok zordur. Evet, ilk cümleyle aynı anlama gelen bir cümledir. Dolayısıyla bir liderin yanında edebiyatla ilgilenen insanları bulundurması gerektiğinden bahsedilmektedir. Her lider adının kalıcı olması için mücadele eder. Hayır, bu getirilemez. Tarihin her döneminde edebiyat baş tacı edilmiştir. Bu da getirilemez. Gerçek sanatçı belli bir kesimin güdümünde kalmaz. Sanatçının bir kesimin güdümünde kalması ile ilgili bir anlatım yapılmamıştır. Sanatın okur tarafından himaye görmesi sanatçının onurudur. Getirilemez. Şairler ve yazarlar yani edebiyatçılar siyasiler için önemli hatta vazgeçilmez unsurlardır. Hem başına hem sonuna getirilebilir cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki parçalardan hangisinin ana düşüncesi yazar kendi dışındaki yaşamları anlamak, sorunlarını anlatmak, anlatma ve farklılık yaratma ihtiyacı hissettiği için yazardır. Evet, ihtiyacı hissettiği için yazardır. Hangi ihtiyaç? Sorunları anlatmak, anlatma, farklılık yaratma, yaşamları anlama ihtiyacı hissettiği için yazar olur. A seçeneğinde yazar toplum ilişkisinden bahsedilmiştir. B seçeneğinde eserin kalıcılığı dile getirilmiştir. D seçeneğinde doğruları sanatçının işlemesi gerektiğinden bahsedilmiştir. E seçeneğinde de yine kalıcılıktan ve süreklilikten bahsedilmiştir. Bir derdi varsa yazıyor insan. Söyleyecek yeni bir sözü olduğuna inandığı için yazıyor. En azından benim için böyle bu. Çoğu yazar farklı kitaplarda da olsa dönerek hep aynı şeyi yazar hayatları boyunca. Ben de hayatımdaki ben denen sınırları çizmiş, hapishanenin dışındaki oluşların büyüsüne inandığım, yazarak başka mümkünlerin izini sürebileceğimi sezdiğim için yazıyorum. Bir ihtimal yeni bir duyguyu yakalar ve yakalatırım diye yazıyorum. Evet, farklılık yaratma ihtiyacı hissettiği için yazıyor. Söyleyecek yeni bir sözü olduğu için yazmaktadır ana düşüncesi soru kökünde verilendir. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki parçalardan hangisinin anlatım biçimi farklıdır? A seçeneğinde bir olay anlatılmaktadır. Dolayısıyla öyküleyici anlatım biçimi seçilmiştir. B seçeneğinde de yine bir olay anlatılmaktadır. Yine öyküleyici anlatım tercih edilmiştir. D seçeneğinde de olay vardır. Öyküleyici anlatımdır. E seçeneğinde yine bir olay anlatılmıştır. Dolayısıyla öyküleyici anlatımdır. Yani amaç bir olayı okuyucunun zihninde canlandırmaktır. C seçeneğinde ise amaç bir düşünceyi savunmak, okuyucunun kanısını değiştirmektir. Bundaki asıl gerçek renk cümbüşünde değil, bakıştaki anlamda gizli. Bakın bütün eserlere asıl vurgulanan bakıştır. Biz ise renge aldanmışız. Evet bu parçanın anlatım biçimi tartışmadır. Cevabımız C seçeneğidir.